Rektal prolapsus e, rektumun yani kalın bağırsağın son 15 santimetrelik kısmın makatın dışına e, sakması. genellikle e, hemoroidle bassur e, denen durumla e, karıştırılır ama e, oldukça farklı bir durum ve tedavisi tamamen e, farklı yaşlı e, bir popülasyonu ilgilendiren bir hastalık genellikle 60 Hatta 70 yaşın üzerinde daha sık görülüyor. Çok sayıda doğum yapmış olan kadınlarda daha sık karşılaşılıyor. Dışkılamadan sonra makattan bağırsağın 360 derece ve tam kat halinde dışarıya çıkması ile tanımlanabilir. İlk başlarda dışkılama sırasındaki o basınç artışına son verince kendiliğinden içeri girebiliyor ama bir süre sonra bağırsak dışarı çıkar ve ancak elinizle e, ittirdiğinizde içeri girebilir hale gelir ve bir süre sonra da ödem nedeniyle içeri de girmez. E, makatın dışında şiş, kırmızı, e, rektum mukozası yani bağırsağın son kısmını e, görmek mümkündür. E, bu hastaların hekime başvurma e, şikayetleri arasında e, ishal, kabızlık ya da e, dışkıyı tam boşaltamama gibi erken dönem belirtileri olabilir. Eğer bunlar bu belirtiler sırasında hasta hekime başvurmazsa rektal prolapsusta yani rektumun makatın dışına çıktığı, sarktığı bir durumla başvurmaktadır hastalar. Tedavisi cerrahidir. Pek çok cerrahi yöntemle tedavi etmek mümkün. Karından yapılan laparoskopik kapalı yöntemle ya da açık e, teknikle e, rektumu yukarıya asmak, e, bir yamayla meşle e, sabitlemek şeklinde ameliyatlar e, yapılabildiği gibi hiç karın bölgesini açmadan makat e, bölgesinden çalışarak da e, perineden e, yapılan ameliyatlarla da e, cerrahi olarak tedavisi mümkün rektal prolapsusun. Hangi ameliyatın hangi hastaya yapılacağı çok e, önemli çünkü nüks başlı başına bir sorun bu hastalıkta. Bazı yöntemlerde nüks oranı %5 ama bazı yöntemlerde nüks oranı %30'un üzerine hatta %40'a yakın e, nüks ihtimali var. Dolayısıyla yaşlı bir hasta grubu e, nüks problemiyle uğraşmamak için e, çok doğru bir ameliyat tercihinde e, bulunmak gerek. Eğer hastanın genel durumu gelen anesteziyi kaldırabilecekse e, abdominal e, karın bölgesinden laparoskopik yani kapalı teknikte ve mesh dediğimiz yani yama kullanılarak e, yapılan ameliyatların nüks oranı daha düşük olduğu için e, benim en çok tercih ettiğim ameliyat e, çeşidi bu grup. Rektal prolapsus'un e, benim bir hastalık, kansere dönüşmez. Ama e, hastalık başlar başlamaz erken dönemde e, cerrahi tedavisi çok daha kolay olmaktadır. E, rektal prolapsus imal edilebilecek bir hastalık değildir. Eğer makatınızdan bir e, bağırsak sartması varsa bunu hemoroid diye, e, basur diye geçiştirmeyin. Mutlaka bir kolorektal cerraha başvurun.